İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Rudi Schlatter ve ailesi Çekoslovakya'daki evlerinden kaçtı. Çek hükümeti tarafından etnik Almanların toplu tahliyesi nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kaldılar. 87 yaşındaki Schlatter çocukluğunun geçtiği eve dönmek istiyordu. Eski evinin o zamandan beri anaokulu olarak kullanıldığı Kuzeybatı Çek Cumhuriyeti'ndeki bir köy olan Libu'daki hükümet yetkililerine ulaştı. Bay Schlatter çocukluğunun geçtiği evde son derece inanılmaz bir şeyi ortaya çıkardı. Tavan arasındayken ahşap panellerden birinden sarkan küçük bir ip parçası aradı. Çektikten sonra bir dizi raf açıldı. Bu gizli rafların içinde onlarca yıllık eşya koleksiyonu vardı. Bunlar Schlatter'ın babasının ellerini tahliye etmeden önce sakladığı hazinelerdi. Yıllar boyunca Schlatter evin çatısı çok sayıda onarım geçirdiği için bu eşyaların yok edilmesinden ve keşfedilmesinden korkmuştu. Schlatter'ın babası tavan arasına toplam 70 paket saklamış ve hepsini çok iyi saklamış. Buluntu anında orada bulunan bir müze müdürü Thomas Akura'ya göre Schlatter gizli eşyaları bulmak için panel panolarına küçük bir çekiçle vuruyor. Akura günlük bir Çek gazetesine verdiği demeçte hepsinde aynı ses vardı dedi. Daha sonra babasının kurduğu bir sistem olan tahtaları ayırması gereken bir ip bulmaya çalıştı. 70 yıldır el değmeden bırakılan paketlerin bir kısmı kahverengi kağıda sarılmıştı. Şapkalar, giysiler, askılar, gazeteler, tablolar ve hatta kayaklar dahil olmak üzere diğer nesneler açıldı. Paketlerde ayrıca şemsiye, kağıt, ağırlıklar, kalemler, okul masaları, açılmamış sigaralar, rozetler, kitaplar, çoraplar ve dikiş takımları bulundu. Her şeyin iyi çalışır durumda olduğu tespit edildi. Schlatter'ın babası 1928 ve 1929 yılları arasında bir ev inşa etti. Evden ayrıldıktan sonra her zaman bir gün geri dönmek ve eşyalarını geri almak istedi. Hazineler bir Çek kasabasındaki bir müzede saklanacak. Devlet savaştan sonraki yıllarda geride kalan tüm Alman mallarını yasal olarak tutabilir. Şu an itibariyle tüm paketler bir müzeye götürüldü, incelendi ve dosyalandı. Bu nesnelerin bulunduğu koşullar göz önüne alındığında onlara yüksek bir tarihsel değer verilmişti. Akura, paketler çok ustaca bir çatı penceresinin kasasına gizlenmişti, diye de ekledi. Bu kadar küçük bir alana bu kadar çok şeyin sığması inanılmazdı. Her şeyi çıkarmamız bir saatten fazla sürdü. Hazineleri analiz eden müze müdürüne göre bölgede böyle bir gizli Alman mülkü bulunması çok nadirdir. Eserlerin hangi müzeye gideceğine henüz karar verilmedi. Ancak Schlatter onları tutamayacağını kabul etti. Saldırının kötü olmasına rağmen eşyaların tanımlanmasına yardım etmeyi kabul etti. Etnik Almanların sınır dışı edilmesi sırasında savaştan sonra 1 milyondan fazla sivil ellerinden koparıldı. Tahliye edilenlerin çoğu sonunda Amerikan bölgelerine ayrılmış Batı Almanya'ya taşındı. Yaklaşık 800 bin kişi savaş sonrası Sovyet bölgesine taşındı. Schlatter ve ailesi Almanya'ya taşındı. Ayrılmadan önce eşyalarını orada saklamak için yeterli zamanları vardı. Schlatter, bir gün geri döneceğimizi ve orada eşyalarımızı tekrar bulacağımızı düşündük, dedi.